Harflerin başta, ortada ve sonda. Burada ortada yok çünkü elif harfinden sonrası bir harf birleşmez ona. Ortada durumu yoktur. Başta ve sonda vardır. Bütün harfleri şöyle tek tek başta, ortada, sonda göstermiş. Ondan sonra böyle bu bir iki tane pratik yapıp videoyu tamamlayacağım. Bakın şöyle elif, B ve dal harflerini birleştirmeyi, şöyle ortada B'yi nasıl yazacağımızı gösteriyor. Dal harfinin B'den daha yüksekte olduğuna dikkat edelim. Bakın dal harfi daha yüksektedir. Aynısını aşağıda biz de yazacağız. Elif'i biraz yukarıdan başlatıyoruz. Şöyle B, dal harfi biraz daha yukarıda. Evet. Dalın şu ikisinin eşit olmasına dikkat edin. Bakın ikisi de eşittir. Bir daha çiziyorum. Elif, B, dal. Bu güzel oldu. Bir pratik daha. H harfi burada boşluk olduğuna dikkat edelim. Yine H'yı bakın ortada böyle. Artık alt kısmı yok. Kendisi yapıştırmış. Bir tane biz yapacağız. Şurada bir boşluk. Dal harfi yukarıda biraz. Tamam. Çok güzel oldu. Hemen hemen aynısını yakaladım. Bir tane daha. Dal biraz yukarı gidiyor. Tamam. Esera, bunları artık sizin çalışma kabiliyetinize bırakıyorum. Tek videoluktu bu. Yeterlidir. Eğer gerçekten yazı, güzel yazı yazmak isterseniz bu eser size yeter. Ben size gösterdim nereye dikkat edeceğinizi. Çizgi üstüne dikkat edin. Çizgi altına ne kadar inmiş. Noktanın konumuna dikkat edin. Bakın çizgi altı, çizgi üstü. Bunlara dikkat ederseniz çok güzel yazı yazarsınız. İyi bir takiple bunu yapabilirsiniz. Şimdiden Allah mübarek eylesin. Yazı güzel olursa Arapça şevkiniz artacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.